Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Bugün 3 ayrı video hazırladım sizin için. Bu ilki bugün programda geçenlerle ilgili, diğer ikisinde de inanamayacağınız detaylar var. O detaylarla ilgili acaba programda konuşulur mu ya da sorulur mu? Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Hüseyin ve Melahat Germeyen programa gelerek eğer bu işin içerisinde herhangi bir dahilleri varsa ya da burada sakladıkları bir şey varsa, bildikleri ve söylemedikleri bir şey varsa 2013 yılında yaşadıkları rahatlığı yaşamayacaklar ve sosyal ortamlarda, sosyal platformlarda öyle şeyler konuşuluyor ki ve öyle şeylere dikkat çekiliyor ki bugün cımbızla seçilmiş bir kelimenin ardını konuşacağız sizinle. Bu nereye varıyor? Burada ne demek istedi? Melahat Germeyen 2013 yılında söylediği bir sözü. Acaba bugün, geldik 2021 yılına, bugün kendisine sorulacak mı? Yarın kendisine sorulacak mı? Bunu merak ediyorum. Bugün programda gördüğüm için onları gerçekten içim rahatladı. Ama bir aktif katılımları var mıydı? Yoktu. Hatta Neze'nin cesedinin tanınamaz halde olduğu için, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum, herhalde otopside birisiyle konuşmuş. Kimle konuştu falan mı? Gerçekten ne söylediklerini anlamak çok güç. Ona rağmen Nezen değildi gibi bir şeyler de söyledi Hüseyin Germeyen. Ben o bulunan cesedin Nezen olmadığına inanıyorum falan dedi. Çok derin saçmalayacaklar. Aman siz de dikkatli dinleyin. Ben de takibindeyim ama Instagram DM'den duyduklarınızı, önemli bulduklarınızı göndermeyi, ihbarlarınızı Instagram DM'me yollamayı unutmayın. Bugün bununla ilgili bir video çekeceğim ama bugün yine Melahat'ın elini ağzına götürerek söylediği bir söz var Hüseyin Germeyen'e. Bıktım ya diyor. Bıktım. Katili bulunmamış, evladının katili bulunmamış. Yüksek ihtimalle bu konuşulan isimlerden birisi onun katili. Ama Melahat gerçekten bıkmış. Ortak isimler aynı şüpheler. Yine fuş, yine uyuşturucu. Öyle cezalar yağmış ki. Alacaklar mı bu cezaları, çekecekler mi, yatacaklar mı bu ceza kadar, göreceğiz. Evet, bahsettiğimiz videolar, hazırladığımız Bağevi, Cengiz, işte o Cengiz, iki Cengiz mi, konuştuğumuz bu konular yavaş yavaş Müge Anlı'da konuşulmaya başlanıyor. Müge Anlı'ya sesimizi bir şekilde nasıl olduysa duyurduk. Hatta Zeynep Ergül örneğini de sevgili hem moderatörüm hem de ablam Ayşe Kaskapan vermişti. Bugün Ayşe Kaskapan'dan alıntılarla Müge Anlı şu sözleri söyledi. Dedi ki, evet, takipçilerimden böyle bir söz gelmiş. Zeynep Ergül nasıl evini yaptırmak için kendi ayağıyla gelip buraya Muharrem Erbay olayını, Muharrem Erbay cinayetini ortaya çıkardıysa, yine burada da öyle bir şey olacağını söylemiş takipçilerim dedi. Gerçekten şu anda hissettiğim duygu tam da bu. Tam da bu. Lütfiye Gündüz için gelen yeğeni, aile fertleri değil artık onun, yeğeni geldi sordu. Diğerleri gayet memnunlardı 8 yıldır Lütfiye'nin ortada olmamasından. Hala Nurullah'la Büşra'yı anlamış değilim. Onlarla ilgili bir yorum yapmayacağım. Bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten korkarak ve sığınmak amaçlı mı oraya geldiler ve her şeyimi anlatıyorlar? Yoksa bildikleri ya da işin içine karıştıkları bir durum var da onu mu savunmaya çalışıyorlar? Gerçekten hiç anlamadım ama yorumlarınızı bekliyorum. Nurullah'la Büşra'nın bu işin içerisindeki durumu nedir? Ben bu konuda nötrüm. Duran'ın nedir? %1 milyon biliyor. Özellikle bugün Yasin'in anlattıklarından sonra Yasin'in bu olayla ilgili evire çevire, değiştire değiştire anlattığı şeylerden sonra Yasin'in bir de üstüne ben onu Ahmet Taşkın'la görmüştüm deme ifadesinden sonra vallahi karşılıklı bir resleşme hissettim. Yani senin şahitlerine karşı benim şahitlerim. Nurullah Büşra, karşıda Duran ve Yasin. Hamiyet kaynana gerçekten Oscar'lık bir savunma göstererek her Duran'ı savunduğunda ortaya yeni bir iddiayı daha aydınlatmak üzere bir yalan atıyor. Samiyet Kaynana'ya birazcık dikkat ederseniz gerçekten olaylar çözülecek gibi duruyor. Hamiyet Kaynana'nın oğlunu savunayım, kendimi savunayım, yaşadığımız hayatı savunayım, Lütfiye'yi kakalayayım derken inanılmaz yalanlar söylediğine ve her şeyi bildiğine bugünkü programda da gözlerimizle, kulaklarımızla şahit olduk. Bana göre Hamiyet
hem o evde konuşulanlar, hem yaşanılanlar, hem söylenilenlerle ilgili çokça şeyler biliyor. Yaşıyla ilgili kendini savunma şekli. Yok canım, koskoca karıyı nerede dövecekler? Yani kendini yaşlı, koskoca bir kadın olarak görüyor olabilir. Ama bu işin içerisinde aklı yeten, her şeye dahil olan, parayı da yemeyi bilen bir kadın bence. Evet, bugün kabul edelim ki Lütfiye Gündüz bir hayat kadını. Artık bu söyleniyor. Ve bununla ilgili sen söyleme, ben söylemeyeyim, hiç kimse söylemesin ama mahkemenin bir kararı var. Lütfiye Gündüz fuhuştan da ceza almış. Kendisinin de bir görüntüsü var. Bununla ilgili Mübeyra da ceza almış. Ve burada 13 yaşında olmamış olsaydı, çok açıkça ve aleni bir şekilde ve yaşıyor olsaydı, rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, nezen germeyen, onunla ilgili de fuhuş iddiasını konuşacağımıza %1 milyon eminim. Buradaki kayıtlar, gelen telefonlar, iddialar, şahitler hep bu yönde. Nezen Germiyen'in hayatındaki, küçücük hayatındaki, kısacık hayatındaki, çocuk yaşta denilebilecek hayatındaki erkeklerin isimlerini size şöyle sıralamak istiyorum. Murat Karaman, Ahmet Ağaç, Ahmet Taşkın, Canım Mustafa, Zeki Ağaç, Mehmet Atak, Rıfat, bağ sahibi, bağ evi sahibi Cengiz Öney ve Şefik. Şefik ne alaka diyeceksiniz. Şefik o kadar derin alaka ki bundan sonraki videomu sakın kaçırmayın. Şefik'le ilgili anlatacaklarımı sakın kaçırmayın. Orada çok ince detaylar var. Bu kadar erkeğin nezenin hayatında olması gerçekten içler acısı. Artık Yurda Gül ve Murat'la görüşmüyoruz dedi aile, hem Melahat hem Hüseyin. Bağ evine gitti diye dövdürmüştü Murat'a Melahat. Hatırlayın, bağ evine gidiyordu. Ben buna çok sinirlenmiştim. Ama hakkından gelemiyordum, zapt edemiyordum. Ve bahçede Murat bunu dövdü demişti. Kollarında çürükleri duruyordu Nezen'in. Murat'ın dövdüğü yerler çürümüştü. Programda bunu günlerce konuştular. Müge Anlı bunlarla ilgili yayın yaptı. Buradaki yaralarını, çürüklerini gösterdi. O zaman için Melahat şu cümleleri sarf etmişti. Aynen şöyle demişti. Zapt edemiyorum. O da annenin sözünü dinle diye birkaç tane vurdu demişti. Şimdi bugün geldi diyor ki Allah Allah, Murat'ın vurduğu falan yok ki, neden böyle konuşuluyor? Valla Melahat annelikle ilgili sınavını Allah katında versin, bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Ama bu cinayetle ilgili Dilber Fırtına neyse benim için Melahat odur. Eğer Dilber Fırtına 2 yılla çıkacaksa, o 2 yılı yatacaksa bence Melahat da yatmalı. Bir çocuğun hem ihmali, hem istismarı, hem cinayetiyle ilgili bir anne, Hüseyin'i katmıyorum bile bu işin içine. Bir anne bilgiş, görgü şahidiyse Allah göstermesin ve oraya gelip kolunu kavuşturup diyorsa ki "Aa, ben öyle bir şey konuşmadım" diyorsa, "Ben demedim" diyorsa, "Ben hatırlamıyorum, bebek kıyafetlerim oraya" diyorsa, gerçekten bu işin içinde parmağı olduğu %1 milyon bellidir. Daha Melahat'la ilgili ne beklenir, ne dinlenir, onun söylediği hangi söze itibar edilir anlamak mümkün değil. Diyorum ya, cezası 2 yılsa, bunu neden söylediğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hemencecik hesaplayıverin. Çatalca cinayeti, Agah'ın annesi, hatırlayamayacağım şimdi adını, yazarsınız. Şehnaz mıydı? Değil, yok, Şehnaz öbürüydü. Neyse, tamam. Çatalca cinayeti, Agah'ın annesi orada hem kocasının hem de oğlunun cinayetiyle ilgili suçlu bulundu önce. 2 sene yaptı, çıktı, serbest bırakıldı. O olay öyle kapandı, üstü kapandı. Dilber Fırtına, Muhammed Fırtına'nın olayıyla ilgili kendileri fuhuş yaparken çocuk geldi gördü de diye, zaten konuşamayan çocuğu, o vurdu, o vurdu, kim vurdu diye gitti. Annesi olayın içindeydi, her şeyi biliyordu, sustu. Milföy hamuru dedi, kazı kazan dedi, herkesi oyaladı. Tek bir bilgi bile paylaşmadı, cezasını gördük 2 sene. Bakın, böyle çocukların kayıplarıyla, ölümleriyle ilgili sonuçlanan davalarda özannelere verilen ceza 2 sene. 2 sene. Yatacaksa, diğerleri bu kadar suçluyken 2 yıl yatmışsa, hani aza kanaat eden ben, bence Melahat da bir 2 sene yatmalı. Çünkü bu işin içerisinde parmağı olduğunu hiç kimse inkar edemez. Kendisi inkar edebilir.
Ama hiç kimse inanmaz buna. İnanmaz. Bugün Melahat'la ilgili bir link paylaşacağım. Bir video çekeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Orada Melahat'ın söylediklerini dinleyin. Melahat gerçekten her şeyi biliyor. Ve bu hikaye çok da öyle aman aman oralara götürüldü, buralarda uçuruldu, şöyle kaçırıldı gibi bir şey değil. Ne görüyorsanız o. Ne görüyorsanız o. Lütfiye ile ilgili birçok teori üretebilirim ama nezen germeyenle ilgili anlatılan, ilk gün anlatılan neyse hala onun arkasındayım. Çünkü onun dışında hiçbir şey çıkmayacak. Yasin'in söylediklerinden de hemen bahsedip diğer videoya geçmek istiyorum. Nurullah Lütfiye ile gezdiğime pişmanım dedi. Bir pişmanlık vakası geliyor. Nurullah'la Büşra'dan bir şeyler dökülmeye başlayacak kırıntı halinde ama biz birleştiririz. Yasin 21.00'da gördüğünü söylüyor Lütfiye'yi. Seni eve bırakayım dedim. 2 saat sonra gel al dedi. Sonra o bir grup erkeğin yanına gitti. Beyaz eşya dükkanının orada. Sonra burayı geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. O beyaz eşya dükkanının oradaki iki erkek, üç erkeklerden birinin adı Ahmet Taşkın oluverdi. Yasin Ahmet Taşkın'a duran Ahmet Taşkın'a olayı yönlendirmeye çalışıyor. Nurullah ve Büşra da olayı Ahmet Taşkın'a yönlendirmeye çalışıyor. Bugün yayında Dilek vardı. Dilek'le ilgili bir kısa video çekmiştik. Gelen yorumlardan derlediğimiz bir kısa video vardı. Dilek orada. Benim abimi suçluyorlar ama olayın benim abimle bir ilgisi yok diyordu. Hatta Nurullah'ın, Nezen'in, Büşra'nın, Mübeyra'nın arkadaş olduğunu söylüyordu. Mübeyra ile Nezen arkadaş mıdır bilmem ama bundan sonraki videodaki teorime göre sanırsam Nezen Mübeyra'nın görümcesi olabilir. Bundan sonraki videomu bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.